Bismillahirrahmanirrahim. Halakal halke bi'ilmihi. Halaka Cenab-ı Hak Teala Hazretleri yarattı. El halke mahlukati bi'ilmihi elmine. Yani bilerek yarattı. Mesela bazı adam bir şeyi bilerek yapar, bir de rastgele yapar. Böyle rastgele değil. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her şeyi yarattı. O yarattığı her şeyde de bir hikmet var, bir incelik var. İnsan düşündükçe bazısını anlayabilir, ekserisini de anlayamaz. Ve kaddere tekdir etti lehum mehlukat için ekdaren kaderler. Ve darabe darb etti yazdı lehum onlar için acalan eceller, müddetler. Herkesin ne kadar yaşayacağı var, rızkı ne kadar, alacağı nefes ne kadar, eceline vakit, evet, sıhhat nefesleri ne kadar, afiyet nefesleri ne kadar ve ne kadar nefes alacak, bütün hepsini Cenab-ı Hak tekdir etmiş. Hatta öyle incelikler var ki akli beşer duruyor. Geçen de bir mecmuayı okudum, diyor insanın dimağındaki ince damarları düşseler buradan Şam'a gider diyor. O kadar ince damarlar, ufacık bir dimağ, bir yumurta kadar görünüyor. O halbuki inceden ince, hele o da onun kendi aletinin keşfetmiş olduğu. Belki zaman gelir daha büyük bir alet keşfederler ki daha fazla ince damarları görür. Bir göz doktoru vardı, Şevket Bey, Allah rahmet eylesin. Aydın'da vefat etti. Dedi ki insanın alnındaki damarlardan kanın süratini insan şeyi teşhis edemiyor. O kadar süratli damarlar, binlerce damar kan durmadan o damarlardan cereyan edip gidiyor. İnsan tahmin edemiyor süratinden. Bir cephe yani, alnındaki cephe. Daha her ağza böyle. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ise de insanda değil, bütün hayvanatta bunu yaratmış. Ufağına doğru git, büyüğüne doğru git. Hepsi böyle. Bir taşın üzerinde bakarsan kırmızı bir böcük. O kadar küçük ki kırmızı olduğundan taşın üzerinde görünür. Kırmızı olmasa belli olmaz. İnsan bakar küçücük bir şey. O hayatta süratli yürür. Bu ufacık böcüğün eli var, ayağı var, kalbi var, bağırsağı var. Onun da içabında yavrulaması var, çoğalması var. Belki de bir alet getirsen, koysan o küçük bir şeyi harman kadar gösterecek, daha büyük gösterecek. Evet, kudret-i ilahiyi akıl ediyor. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bunların hepsini elmiyle yarattı. وَلَمْ يَخْفَ gizli olmadı عَلَيْهِ Cenab-ı Hak üzerine şeyün hiçbir şey. قَبْلَنْ يَخْلُقَهُمْ onları halk etmezden evvel hiçbir şey gizli olmadı. Niçin bunu burada zikretti? Çünkü bunun hilafını itikad edenler var. Ehli bidetten bazıları diyor ki Cenab-ı Hak külliyatı bilir, cüz'iyatı bilmez. Cüz'iyatı ne vakit bilir? Ne vakit ki o adam amel ederse o vakitte bilir. Ona reddiye için diyor ki hayır, Cenab-ı Hak hepsini bilir. Külliyatı da bilir, cüz'iyatı da bilir. O adam ne yapacak, ne türlü hareket edecek? Cenab-ı Hak Teala Hazretleri hepsini halk etmezden evvel bunları bilirdi. Hiçbir şey Cenab-ı Hakk'a gizli değildi. Ve alime, Cenab-ı Hak bilir. Ma ul bi şeyi ki hum o mahlukat amilune işleyicidirler. Evet, bunları bilir. Neden evvel? Kablen yahlukahum, onları halk etmezden evvel. Bunu bilir. Cenab-ı Hak halk etmezden evvel bildi ki bunları ben yaratsam ne türlü amel edecekler, onu da bildi ve ona göre takdir etti. Ve kullu şeyin ve emrahum, mahlukat emretti bi taatihi taatiyle ve nehahum, onları nehyetti an masiyeti masiyetinden. Fakat bu hitap mahlukattan mükellef olan insana mahsus. Emir nehi onlara mahsus. Diğer hayvanat mükellef değil. Ama bütün hayvanat da bir ümmet değil mi? وَلَوْلَ الْكِلَابُ اُمَّتًا مِنَ الْاُمَمِ لَا مَرْتُكُمْ بِقَدِّهِمْ. Eğer kelpler, köpekler ümmetlerden bir ümmet olmasaydı ben size emrederdim köpekleri öldürünüz. Fakat köpekler de ümmetlerden bir ümmet. Onlar da mükellef değil mi?
Bu ümmet cemaat manasına her mahlukatı Cenab-ı Hak cemaat cemaat halketmiş. Fakat Cenab-ı Hakk'ın halifesi olarak yalnız Adem ve Adem'in oğulları var. Yer gök iba etti. O emaneti almadı. O emaneti insanoğlu aldı. Binaenaleyh emir nehi kime nispetle? Cenab-ı Hakk'ın emri nehi? Ben Adem'e nispetle. Diğer mahlukat mükellef değil. Yalnız bir hayvan bir hayvanı vursa, hani hadiste var, boynuzlu bir koç, boynuzsuz bir koçu vursa, kıyamette o boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını alacak mı, almayacak mı? Alacak. E fakat onun hakkını alacak da biri cennete, biri cehenneme mi gidecek? Yok, mükellef değil, hayvan. Yalnız orada kısas olacak. E bu kısasın faydası ne? Allah'u alem bilmiyoruz. Yani kısas olacak. Bir yaprak, diğer bir yaprağın üzerine düşse, altta kalan yaprağı üsttekinden hakkını alacak. İyi alacak. Bu almanın faydası ne olacak? Onu bilmiyoruz. Çünkü insanda bunlar var. Hak alacak, ötekinin sevabını alacak, cennete gitmesine vesile olacak. Öteki de iflas edecek, cehenneme gitmesine vesile olacak. Hayvanatta ise bu yok. Hayvanat, kısas olacak hayvanat arasında, ondan sonra ne denilecek onlara? Kûnû turâbâ, toprak olunuz. Toprak olunuz, toprak olacaklar. Hatta kafirler bunun hayvanatın toprak olduğunu görünce eyvah ne kolay şeymiş, bunlar toprak oldu, cehennem azabından halas buldular. Ama biz cehenneme gideceğiz ve cehennemden çıkmamız da yok. Ve yekûlül kâfirü yâ leytenî kuntü turâbâ. Kafir o vakit diyecek ki keşke ben de bu hayvanlar gibi toprak olsaydım da kurtarsaydım. Fakat yok. Mükellef çünkü. Kafire bu ben Adem, Hazreti Adem'in evladından olduğundan Cenab-ı Hak ona akıl vermiş, onu mükellef tutmuş. Emrini tutacak, nehyinden kaçacaktı. Masiyeti işlemeyecekti. O tutmadı. Bu verilen akli suistimal etti. Onun için Cenab-ı Hak Hazretleri onu ahirette cezalandıracak. Ve kullu şeyin her bir şey yecri cereyan eder. Bi takdirihi Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle ve meşiyeti dilemesiyle. Cenab-ı Hak nasıl dilemişse, nasıl takdir etmişse o her şey böyle cereyan eder. Mukadderat-ı ilahiye neyse böyle cereyan eder. Meşiyeti ilahiye neyse böyle cereyan eder. Ve meşiyetuhu Cenab-ı Hakk'ın meşiyeti dilemesi tenfuzu nafiz olur. Nafiz olur. Yani müteber olur. Yap, evet. La meşiyete lil ibad. İbada meşiyet olmadı. Evet, el ibad olsa bu daha iyi olurdu. La meşiyete lil ibad. Cenab-ı Hakk'ın meşiyeti nafiz olur, kulların meşiyeti nafiz olmaz. Fakat burada diyor ki la meşiyete meşiyet olmadı. Lil ibad, ibada o da olur yani. Kulların meşiyeti yoktur. İlla ma illa bir meşiyet olur ki şa'a Cenab-ı Hak diledi lehum onlara. Yani insanın, kulların hiç meşiyeti yok. Yok, Cenab-ı Hak vermiş olduğu kadar meşiyet var onlarda da. Onu da Cenab-ı Hak vermiş. İki adam, birisi akıllı, biri deli. Akıllıya meşiyet vermiş, deliye vermemiş. E o deliyi akılsız eden, meşiyet vermeyen kim? Gene Cenab-ı Hak. Ötekine akıl veren, meşiyeti veren kim? Gene Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak akıllıya bir meşiyet, bir irade vermiş. Bu iradeni de hayra sarf et demiş. Ayrıca da belki bu yolunu bilemez, delalete gider, şeytana uyar diye peygamber göndermiş, kitap göndermiş. Doğru yolu da göstermiş ki şeytana uymasın. Böyleyken o adam şeytana uyarsa, o iradesini kötüye sarf ederse tabii Cenab-ı Hak Hazretleri onu azap edecek. Niçin? Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu kitap nimetini hiçe saydı. Peygamber nimetini hiçe saydı. Akıl nimetini hiçe saydı. E tabi azap olacak bu. E bunları hiçe saysın, ondan sonra da desin ki Cenab-ı Hak dileseydi beni de hayırlı adam yaratırdı. Zaten seni hayırlı adam yaratmış, şerli adam mı yaratmış? Hayırlı adam yaratmış ama sen kendin şerre gidiyorsun. Sen kendin kötüye gidiyorsun. Tabi bunun cezasını çekeceksin. Cenab-ı Hak seni deli yaratsaydı bu vakitte sen derdin ki ya Rabbi, ben akıl nimeti vermedin ki ben hayır şerri bileyim, vermedim.
Yahut da sana peygamber göndermeseydi, derdin ki ya Rabbi ben peygamber gelmedi, kitap gelmedi, bu nimetten mahrum oldum ben, onun için bilemedim diyebilirsin. Halbuki bunların hepsini göndermiş sana. Onun için insanda irade var. Ama kim vermiş o iradeyi? Cenab-ı Hak. Burada reddiye var. Eş'erilere ve eş'eri gibi cüz'i iradeyi inkar edenlere reddiye var ki insanda cüz'i ihtiyar yok, cüz'i irade yok. Halbuki bu ayet-i kerime onu ispat ediyor. Ve ma teşâûne illâ en yeşâ Allah. Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri verdiği kadar sizde meşiyet var. Fakat onu Cenab-ı Hak vermiş. Bunu böyle itikad edeceksen. O cüz'i irade kendisinden değil. Mu'tezile'nin dediği gibi kötüyü Cenab-ı Hak halketmez, günahı halketmez. İnsan kendisi halkeder. Ona reddiye olarak diyor ki hayır. Meşiyet Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretlerindendir. Halik odur. Yalnız insanda meşiyet var mıdır, yok mudur? Var, ayette sabit. Ve ma teşâûne illâ en yeşâ Allah. Bunu bizim maturidilerin aleyhine delil olarak getiriyorlar. Halbuki bilakis bu meşiyeti ispat eder, nefyetmez. Yalnız meşiyetin menbaı Cenab-ı Hak olduğundan, onu bir Allah-u Teala'dan geldiğinden dolayı bunu ispat eder. Allah-u Teala vermiş. Mu'tezile'nin dediği gibi Allah-u Teala vermemiş manasına değil. Onun için müsellif burada ne diyor? La meşiyete lil ibad. Kullara meşiyet olmadı. İlla ma, illa bir şey oldu ki şa'e dile dilehum onlara. Bak ne güzel ibaret. Kulların kendiliğinde bir meşiyet cüz-i irade yok. Cenab-ı Hak ona ne kadar irade etti verdisi o kadar onun cüz-i iradesi var. Fema ol bir şey ki şa'e Cenab-ı Hak dilediğim lehum kullara kâne oldu. Olur. Cenab-ı Hak neyi dilemişse o meşiyet vermiş ama bir de Cenab-ı Hakk'ın irade ve tekdiri var. Ne irade tekdir ettiyse o meydana gelir. Ve ma ol bir şey ki lem yeşe dilemedi, lem yekun olmaz. Mesela bir adam evlenir, der ki benim 10 tane oğlum, 10 tane kızım olsun. Cenab-ı Hak hiç evlat vermez. Şimdi o adam evlat diledi. Fakat Cenab-ı Hak dilememiş olmadı. Cenab-ı Hakk'ın dilediği olur. Bir adam da evlenir. İhtiyar, yaşlı bir kadın olur ki evladı olmasın. Bakarsın Cenab-ı Hak tekdir etmiş, ondan da evlat olur. Adam dilemedi ama Cenab-ı Hak onu tekdir etmiş. Bu mesele hakkında Kadriye, Cebriye, evet, bunlar muhtelif mezheplere ayrılmışlar. Uzun uzadıya müfassalatta, yani uzunca yazan kitaplara müfassalat derler. Onlarda tefsilat var. Burada muhtesar olarak yazıyor. Hulâse Cenab-ı her şey Cenab-ı Hakk'ın tekdir ve meşiyetiyledir. Cenab-ı Hakk'ın meşiyeti nafiz olur, yürür. Kulların da meşiyeti yoktur. İlla Allah-u Teala'nın verdiği kadar vardır. Cenab-ı Hak neyi dilemişse o olur. Dilemediği de olmaz. Yehdi Cenab-ı Hak hidayete sevk eder. Men bir kimseyi ki yeşav diledi. Dilediğini hidayete sevk eder. Ve yasımı masum eder. İsmette kılar. Ve yuafi afiyet verir. Cenab-ı Hak hidayet verir. Onu günahdan masum tutar. Affı afiyet verir. Ne olduğu halde fadlan. Cenab-ı Hakk'ın kendi fazlı olarak. Yani o adam hidayete kesbi istihkak etmiş yahut da masum olması kendisindeki bir faziletten dolayı yahut da elf ve afiyeti kendisinden gelmiş, yok. Cenab-ı Hak'tan bir fadıldır bu. Bir peygamberi Cenab-ı Hak peygamber etmiş, kendi fadlını onu peygamber etmiş, masum etmiş. Bir adamı mümin etmiş, hidayete erdirmiş, Cenab-ı Hak kendi fadlını erdirmiş. Evet. Elf ve afiyet vermiş, yine böyle. Ve yudillu, Cenab-ı Hak iddial eder. Men yeşav dilediğini ve yahsilu, onu hizlanda bırakır, terk eder ve yetteli yahut da fitnelerine iptila eder. Bu da ne olduğu halde? Adilen, Cenab-ı Hak'tan adalet olduğundan. Bu da, buna da adil derler. Cenab-ı Hakk'ın ona fazla erişmemiş. Yoksa adalet. Bir kafir küfürde kalmış. Cenab-ı Hak ona zulüm mü etmiş? Haşa. O kul Cenab-ı Hakk'ın fadlını, hidayetini istememiş. Cenab-ı Hakk'ın üsretini, hidayetini ondan kesmiş. Yoksa onu Cenab-ı Hak Teala Hazretleri zoruna dalalete sürüklemiş değil. Bu kendi kendine uyuyoru seçmiş. Adli ilahi buna. Adaleti ilahiye nedir?
zulm olmaksızın bir adamın yapmış olduğu bir işe verilen ceza. Zulüm yok. Kendi yapmış olduğu bir şeye ceza verilirse buna ne derler? Adalet derler. Sen gittin durup dururken bir adama bir tokat vurdun. Bu adam da şekva etti. Seni mahkemeye götürdüler. Mahkeme soracak. Sen bu adama bu tokatı niçin vurdun? Bir suçu var mıydı? Yok. Öyleyse bu adam da sana bir tokat vuracak. Bu adam da sana bir tokat vursa bu ne olur? Adalet. Yapmış olduğu şeyin aynen misli. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin de o kafirlerin hızlanda kalmasında, delalette kalmalarında adalet var. Niçin? Cenab-ı Hak onlara zulmetmemiş. Onlara vermiş olduğu nimetin kadrini bilmediler. Suistimal ettiler. Cenab-ı Hak da onları delalete götürdü. Öteki müminler onlar iyi tarafa gittiler. İyiliği istediler. O Cenab-ı Hakk'ın fadli. Fadli Cenab-ı Hakk'ın onlara erişti, bunlara erişmedi. Yani onları da, o müminleri de Cenab-ı Hak dalalete sevk etse gene adalet ilahi olurdu. Çünkü sevk Cenab-ı Hakk'ın icbariyle olmuyor. Öteki adamların cüz'i iradesi dolayısıyla kötüyü ihtiyar ettiklerinden dolayı Cenab-ı Hak halk ediyor. Ve öyle de tekdir etmiş. Bildiği için tekdir etmiş. Şimdi burada bazen ince sual sorarlar. Cenab-ı Hakk'ın tekdirinden dışarı çıkamıyoruz. Tekdirden dışarı çıkamadığımıza göre bizim suçumuz ne? Niçin günahkar cehennemde yansın? Kaderden dışarı çıkamıyoruz. Her şeyi kader ile. Ona ulema diyor ki, Cenab-ı Hakk'ın tekdiri elimle mi oldu, elimsiz mi oldu? Elimle oldu. Cenab-ı Hak tekdir ederken bilmiyordu, haşa ve kella cehle oldu derse kafir oldu. Cenab-ı Hak tekdir ederken biliyordu ki bu kulumu ben yaratmazdan evvel, kaç bin sene ezelde bu kulumu yaratacağım, bu gelecek, ben buna cüz-i iradeyi vereceğim, bu da cüz-i iradesini kötülükte sarf edecek. Ona göre Cenab-ı Hak tekdir etmiş. Şimdi kader ne üzerine oluyor? Elim üzerine oluyor. İşte elim üzerine olduğundan dolayı herkesin mesuliyeti kendi boynuna geliyor. Hiç kimse Allah-u Teala'ya yükleyemez. Peki onun o ihtiyarı mahluk değil mi hocam? İnsanın cüz'i, irade-i cüz'iyesi de Allah-u Teala'nın mahluk olduğuna göre. He, mahluk. Mahluk, bu da mahluk. Onun da o zaman mesuliyeti var. Yok, cüz'i iradet de. Onun hayrı murad etmesi insanın yani. Allah-u Teala beşeri ilerde. Ondan değil, şimdi sen burada zihinle takılmasın ki cüz'i irade hepsi bir. Evet. Cüz-i iradenin birisi kötü, birisi iyi manasını değil ki. Evet. Cüz-i irade sene verilen bir silah. Sene de verilmiş, öteki adama da birer silah verilmiş. Bu cüz-i irade. Biz cüz-i iradeyi kullanmamızda haşa Allah-u Teala'nın bize hiçbir şey yok mu? Tamamen hür müyüz? Tabii cüz-i iradede sen hürsen. Cüz-i iradede sen hürsen onun için mesuliyet tereddüt ediyor. O silahı sene vermiş, evet. Bu silahı hayırda kullan. Sene karşı gelen, isyan eden adamı vur. Ama selamette olan, ellerini kaldırmış, teslim olmuş adamı vurma. Sen gittin, ellerini teslim etmiş, kaldırmış adamı vurdun. O silahı veren adam seni mesul tutacak. Ben bu silahı verdim, seni muhayyer kıldım ama hayırda kullan dedim. Bizim bu cüz-i irademizle düşündüğümüz iyilik, hayır veya şer de mahluk değil mi? Evet, mahluk. Bu da mahluk. Cenab-ı Hak mahluk halk edici. İyi de düşünsen Allah halk eder. Kötüyü de. Fakat Cenab-ı Hak seni orada muhayyer koymuş. İcbar etmemiş. İcbar etmemiş ki sen o cüz-i iradeni şerde sarf edeceksin. İcbar olsa o vakitte o kul mesul değil. Yani burada şöyle bir sual akla gelir hocam. Biz bu malumuna tabi. O ya Cenab-ı Hakk'ın ilmi malumata yani geleceği bilmiş, ona göre bilmek işte o. Cenab-ı Hak geleceği biliyor. Evet. Tamam hocam. Şimdi cüz-i irade. Cüz-i irade mahluk. Fakat burada cüz-i iradeyi ehl-i sünnete böyle çok suallar tevcih ediyorlar, sıkıştırıyorlar. Diyorlar ki madem cüz-i irade mahluktur, Allah-u Teala bunu yaratmıştır. Neden Ebu Cehil'in cüz-i iradesini kötü yarattı da Ebu Bekir'in cüz-i iradesini iyi yarattı? Ebu Cehil'in cüz-i iradesini de iyi yaratabilirdi. Binaenaleyh cüz-i iradeyi mahluk olsa, mahlukun elinde bir şey yok, hepsi Allah'tır. Ehl-i sünnetten bazıları diyorlar ki cüz-i irade beynel vücudi vel adem arasında bir emirdir.
ne mevcuttur ne madumdur. İkisinin arasında olduğundan dolayı buna mehluk diyemeyiz. Bunu diyenler var. Biraz var. Burada sıkıştırıyorlar işte ehli sünnetten yani maturidini o hususta sıkışır. Fakat yani ayeti kerimelerin ve hadisi şerifin mezmunlarını topla. Kader var, amelde mesuliyet var, Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin sevabı, mükafatı var, masiyeti var. Bunları böyle bir teraziye koyacak olsan bundan anlaşılıyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri o meşiyeti verirken icbar etmemiş. İcbar yok. İnsana bir meşiyet vermiş. Ufak bir meşiyet. O da külli bir meşiyet değil. Kendisinin yapabileceği şeylerde meşiyet. Çünkü insanın meşiyeti de bazı şeylerde mümkün, bazı şeylerde mümkün değil. Mesela sen istersen ki 2 metre uzunluğunda bir oğlun olsun. Bu mümkün mü? Bu senin elinde değil. Senin oğlun olsun, gayet güzel akıllı olsun. Elinde değil onun meşiyetin oraya yetişmez senin ya. Sana vermiş olduğu meşiyet, o meşiyetin imkanı olan kadar. Güzel bir aile bulacaksan, dindar bir aile bulacaksan, gerisini Allah'a havale edeceksin. Toprağa açacaksın, tohuma atacaksan, bitmesin Allah'tan isteyeceksin. Senin meşiyetin ne kadar o toprağa açıp tohum atmak. Gerisini yapamazsın sen. O kanuni ilahi neyse onu yapacaksan geriki meşiyet o külli meşiyet. O külli meşiyet. O Allah'ın irade-i cüziyeden mesulsun. İrade-i cüziyeyi Cenab-ı Hak vermişse bu mahluk oluyor. Çünkü mevcut. Sana vermiş o irade-i cüziyeyi. Vakıtta niçin vücud ile adem arasında bir emirdir diyelim? Hayır, vermiş. Cenab-ı Hak vermiş. Sana da selahiyet vermiş. Fakat Cenab-ı Hak da biliyor ki sen o iradeni kötüye sarf edeceksin. Bunu da biliyor. Cenab-ı Hak hiç dünyaya getirmezden evvel insanları bir kısmını cennete, bir kısmını da cehenneme sokardı. Çünkü biliyor, bu kötüye gidecek. Fakat niçin dünyaya getirdi? Kendi amellerini kendilerine göstermek için. Doğrudan doğru ehli cehennemi cehenneme koysaydı, ya Rabbi sen zulmettin. Sen dünyaya bizi gönderdin mi? Peygamber geldi de biz tekzip ettik mi? Kur'an geldi de inanmadık mı? Amel etmedik mi? Zulmediyorsun derlerdi. Cenab-ı Hak gönderdi dünyaya. Dünyaya gönderdi. Ahan size peygamber, ahan kitap. O gene inat ediyor. İlla ben senin dediğin yol hak da olsa gitmem diyor. Kureyş Peygamber Efendimiz'in hiç yalan söylediğini duymadı. Emin dediler. Hepsi bildi ki doğru. Hatta bazıları kendi aralarında derdiler ki, ya bu adamın hiç yalanını görmedik. Bu adam dünya işinde yalan söylemedi, ahiret işinde yalan söyler mi? Bu adam doğru, gelin iman edelim. İyi gidelim de canım Ebu Talib'in yetimine mi tabi olalım? O bize reis olsun. Bunu yediremeyiz biz nefsimize. Şimdi kendi Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimeti suistimal ettiler. Onun için cezalarını çekecekler. İrade-i cüz'i hocam düşünürken bütün hadisle ayet tümüyle beraber düşünmek lazım. Evet. Sadece bir irade-i cüz'i değil. Evet. Yani mahluk mu değil, mevzu değil de hadis ayetlerine geliyor. Hep birlikte düşünmeli. İşte ayet-i o irade-i cüz'i oradan çıkıyor. Evet. Ayet-i kerimelerin kaderiyeye delalet eden ayetler var. Cebriye delalet eden ayetler var. Hadisler de öyle. Hem Cebriye'nin hem Kadriye'nin delilleri var. İkisinin arasını nasıl bulacağız? Taarruz teşkil etti. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى وَكُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ. İkisi birbirine taarruz etmedi mi? Her şey kader ile. Daha bu ayet kerimenin yine nasıl oldu? Her kim zerre kadar bir hayır yaparsa görür, zerre kadar şer yaparsa görür. Taarruz etti. Ehl-i sünnet ikisinin arasını bulmuş. Nasıl bulmuş? Amel itibariyle, kesb itibariyle kul mesuldur. Halk itibariyle de her şey kader iledir. Cera ma cera ve ceffel kalem. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifi buyurduğunda, ya Resulallah, olan olmuş, kalem yazmış. Cera ma cera ve ceffel kalem. Kalem de kurmuş ya, bizim daha amel yapmamızda ne fayda var? Öyleyse tevekkül tuval Allah duralım. Ya cennete gideceğiz ya cehenneme. Bunun cevabında Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Siz tevekkül edip de durun mu demiş? Yok. E'melu. Siz amel edin. Kullun müyesserun lima hulukele. Siz amel edin. Herkes ne için halk edildiyse ona müyesserdir. Birisi hayre muvaffaktır. Birisi şerre muvaffaktır. Bir adam
şer yapmak ister, ister muvaffak olamaz. Hayre gittiği vakitte muvaffak olur. Cenab-ı Hak ona hayır dilemiş. Birisi de hayır yapmak ister, yapamaz. Şerre gittiği vakitte yolu açılır, şerre gider. اَعْمَلُوا كُلُّمْ يَسَرُوا لِمَا خُلِكَ لَا. İkisinin ortasını ehl-i sünnet buldu. Ne Cebriye'ye kaçtı, ne Kadriye'ye kaçtı. Ki ayeti kerimelerle işte bu suretle amel olmuş oldu. E şimdi bunda neyi ispat ediyor? İnsanın kendisinde bir irade olduğunu. Bu iradeyi de Allahu Teala vermiş ona. Kendiliğinden değil, esas dava burada. Bu irade kendisinin mi yoksa Allah mı vermiş? Çünkü Mu'tezile diyor ki Allahu Teala hayre iradeyi verir ama şerre vermez. Sen rakı içeceksen ondan sonra da Allahu Teala bu iradeyi bana verdi de ben o iradeyle bu rakıyı içtim. Sen Allah'a zulüm isnat ettin. Allah hayrı sever, şerri sevmez. Rakı içmeyi nehyetmiş, onu sevmez ki sen bu iradeyi de Allah verdi diyorsun. Mu'tezile buradan geliyor, bu sefer ne diyor? Öyleyse şer işlerinde, masiyetlerde kul kendi fiilini halikidir. Kendi fiilini kendisi yaratıyor. Diyor ki ya Cenab-ı Hak Teala Hazretlerini tenzih edecek yerde evet, insani mehlukat yerine getiriyor. Halbuki öyle değil. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri sana peygamber göndermiş, kitap göndermiş, şu şerri de yapma demiş. Sen onu yapıyorsun, onu da Allah'a isnat ediyorsun. Mesela senin zamanında birisi geldi, her şey kaderinden dedi. Amel yapmıyor. Mukadderat ilahi öyle. Bu adamın ertesi gün mağazasına git. Kasasından çek. Parasını al. Kendisine de bir iki tokat vur. Sana karşı gelecek mi gelmeyecek mi? Mecburi gelecek. Ya sen her şeyi kaderiyle diyordun. Orada niye kadere inanmadın? Demek ki onun dala vere. Allah'a ibadet etmeyecek de o sözü bahane ediyor. Şeytani bu. Çünkü eğer hakikaten kadere iman etse orada da bu da mukadderat ilahi. Ne yapayım? Bu tam teslimiyet makamına gelmiş olur. Evliyaullah'tan bu makama gelen olur. Tam teslimiyet ki söysen de bir şey demez, döysen de bir şey demez, malını alsan da bir şey demez. O teslimiyet makamında biliyor ki bu da Allah'tan. O başka bir makam. Bunlarınki böyle değil. Şeytani yani Allah'ın mükellef ettiği işleri yapmamak için dala verir şeytani. Şeytan oradan onların yollarını vuruyor. Dünya işine gelince o envaedürlü şeytanlıkları yapar. İcabında mesela üzüm satıyor. Kötü üzümü iyi üzümle karıştırır. Ben Antep'te gördüm. Yapıyor adam. Enva türlü dalavereyi yapıyor millete kandırma için. Hiç o kadar takdir değil. İbadete gelince diyor, ne yapayım ben? Rakı içiyorum, namaz kılmıyorum. Mukadderat ilahi. Allah dilese ben bunu yapmam. Öteki tarafa gelince bakıyorsun ki o laf yani sözle sırf şeytan onun yolunu idlal için o dini ibadette yetikadını bozuyor. Dünyaya gelin de adam mühkem cüz iradesine de sahip. İcabında hakkını yeni mahkemeye veriyor. Peşine koşuyor yani. Ya sende cüz irade yok değil. Yalancılık. Ehl-i sünnete cebriye-i mutavassıta denmesi bu mu yani? Ha, cebriye-i mutavassıta halk itibariyle. Cebriye-i mutavassıta yani kul fealinin haliki değil. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bir kısmını o meşiyeti vermiş, bir kısmını o meşiyeti vermiş. O meşiyet bir kısmı hayırda kullanmış, bir kısmı şerde kullanmış. Bir nevi itibariyle cebir geliyor. Yani bir nevi itibariyle. Allahu Teala halk ediyor. Halk ediyor ama onu zaten evvelden diyor ki Cenab-ı Hak biliyor, bu böyle olacak, onun üzerine halk ediyor. Hatta yine ayeti kerimede geliyor ya, kafirler ahirette diyecekler ki ya Rabbi biz bilemedik. Bizi dünyaya gönder. Dünyada tekrar amel edelim. Senin emrinden zerre kadar dışarı çıkmayız. Bu hatalar bir daha yapmayız. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben sizi dünyaya göndersem yine eskisi gibi kafir olarak gelirsiniz. Cenab-ı Hak biliyor bunlar kendi iradelerini kötüye sarf edecekler imkanı yok. Fakat burada Allah-u Teala'nın icbari var mı yok mu? İcbari var dersekse Cenab-ı Hakk'a zulüm isnat ederiz. Ve ma rabbike bizallamin lil'abid. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kullarına zulmedici değildir. Zallam dedi. Şimdi bundan da bazı nehücüler nedir? Mübalağa ile zulmedici değildir de yani ufak zulüm yapar manasına değil. Yok o manaya değil. Hiç zulüm yapmaz. Ma rabbike bizallamin yani zerre kadar Cenab-ı Hak kullarına zulmetmez. İlla küllüm rîm bima kesebet rahîn. Herkes kesbettiği neyse
ona rehindir, kesin. Üstad, o zaman irade-i cüz'iye, irade-i külliyeden önce taalluk ediyor bir amelde. Mesela yapılan bir amelde irade-i cüz'iye, irade-i külliyeden önce taalluk ediyor, değil mi? Yok. O halk itibariyle. Bir işi yapacağın kesip itibariyle halk yok. En evvela senin iraden bir şeye kesbe taalluk ediyor, Cenab-ı Hak onu peşinden halk ediyor. O halk itibariyle. Ama Cenab-ı Hakk'ın sıfatı olan irade kendisiyle kaim. Onda ne tebeddül var, ne tagayyür var. Ve kulluhum mehlukatın hepsi yetekallebune tekallüb ederler fi meşiyeti. Cenab-ı Hakk'ın meşiyeti iradesinde beyne fadlihi ve adlihi. Cenab-ı Hakk'ın fadliyle adli arasında tekallüb ederler. Bu kadar beşer, bir kısmı Cenab-ı Hakk'ın fadlına nail olmuş, bir kısmı da nail olmuş. Peki, ve teki adline gidenler, Cenab-ı Hakk'ın kendileri üzerine adalet tecelli edenler deseler ki, ya Rabbi, ne olurdu ki bizi de bu öteki zümreden yapaydın? Hepimizin üzerine bu fadlın olaydı. Hepimiz hidayet üzerine olsaydı olmaz mıydı? Cenab-ı Hak ona ne buyuruyor? وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ. Cenab-ı Hak dilese hepsini kendi fadliyle ehli hidayet kılar mıydı, kılmaz mıydı? Kudret-i ilahiye var mıydı, yok muydu? Var. Dilerse وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ. Fakat yapmadı Cenab-ı Hak. Mehlukatının, yani kulların bazısını fadli ilahisi erişti, bazılarına erişmedi. Adem'e fadl-i ilahisi erişti. Şeytan erişmedi. Şeytan da Allah'ın bir kulü değil mi? Niçin erişsin? Şeytan hala inat ediyor, illa senin kokmuş çamurdan halk ettiğin Adem'e secde etmem. Etmem de etmem diyor. Cenab-ı Hak bunu biliyor. İlmi ilahisinde biliyor. Bunun böyle bu habasette olduğunu. Onun için onu tart etmiş rahmetinden. Ama şeytanı orada diyor, bunun muhabereler var. Ya Rabbi, bu iradeyi sen verdin bana. Hatta kıfar da diyecek ya, cehennemde diyecekler ki, ya Rabbi, bizim irademizi gene sen halk ettin. Bu kötü iradeyi sen bize verdin, binaenaleyh biz de getirdin, cehenneme tıkadın, gene suç sende. Cenab-ı Hak, ehli cehennemle üç mükalemesi var, işte üçüncüsü bu itirazlarını duyunca Cenab-ı Hak, اِخْسَوُوا وَلَا تُكَلِّمُونِ ayet-i kerimede var ya, وَلَا تُكَلِّمُونِ benimle daha konuşmayın. Çünkü orada da şeytanlığa karşılayacaklar. Yani dünyada yaptıkları yetmemiş, orada da melanet çevirecekler. Her suçu Allah'a yükleyecekler. Cenab-ı Hak kesin sesinizi de azapta, وَلَا تُكَلِّمُونِ benimle konuşmayın. Üç kere mi durdu? Üç defa. Üçüncüsü bu. Birincisi? Birincisi hatırımda değil. Sonra hatırıma geldiğinde söylerim. Master burada şerre faili insan olmuyor mu? Yaratıcısı Allah. Yaratıcısı Allah, faili insan. Evet. Hayır, öyle değil mi? Hayrın da öyle. Hayrın da evet. Kasibi kul, yaratıcısı Hazreti Allah. El-abdü kasib vallahu halik. Kul kesbeder, Allah halk eder. Ve huve Cenab-ı Hak mütealin. Mütealidir. Anil ezdad, zıddardan vel endad, nıdlardan. Yani Cenab-ı Hakk'ın zıddi yahut da misli var mıdır? Yok, Cenab-ı Hak bundan münezzeh. Hiçbir şey Cenab-ı Hak'tan zıddı olamaz. Yani Cenab-ı Hakk'ın istediğini ben bunu bozarım. Haşa bekirle, kimse bunu yapamaz. Ya Allah'ın yapmadığını yapar. Ne uzunca küfür, Allah'ın yapmadığını nasıl yaparız? Evet. Yahut da nıd. Yani Cenab-ı Hakk'a benzer. Cenab-ı Hakk'ın yaptığını yapar. İnsan bazen bilmez. Neûzu billahi teâlâ. Büyük büyük kelimeler söyler ya. Al bir fâninin yapmadığını yaptı. Sözü biliyorsunuz. Bir fâninin yapmadığını yaptı. Bu söz nereye gidiyor? Fâni beşerdir. Beşerin yapmadığını yaptı diyen bir adam, bir adama diyor ki, beşerin bir faninin yapmadığını yaptı. Yani
Allah'ın yaptığını yaptı. Beşerin yapmadığını değil de Allah'ın yaptığını. Bu sözü söyleyen adam şer'en kafir midir değil midir? Kafir. Beşerin bir faninin yapmadığı, bir fani her faninin yapmadığını yaptı dese olur. Her faninin yapamadığını yapmış fakat hiçbir faninin yapmadığını yaptı diyen bir adam şer'en kafir. Bilmeden söylerse de. Bilmeden söylerse de kafir olur. Nasıl bilmez? O bilerek söylüyor. Mucizelere falan böyle icabında denilmez mi hocam? Faniler yapamaz Allah-u Teala. Yok niye faniler yap? O mucize harikulade olarak veriyor. Gene faninin elinden zuhur ediyor. Evet. Faninin elinden zuhur ediyor. O bir fani yapıyor. Bir beşer. Peygamber bir beşerdir. Onun elinden zuhur ediyor. Zaten zuhuret ne diyoruz biz? Her şeyin, her bir fiilin kasibi beşerdir. Halik-i Cenab-ı Hak'tır. Kasip o peygamber. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem suyu getirdi, avucuna döktü. Ondan sonra parmaklarından aktı. Bak bir kesif var. Suyu getiriyor, eline döküyor. Ondan sonra parmaklarının arasından su akıyor. Allah-u Teala onu halk ediyor. Hemen doğrudan doğru elini tutmuyor. Ya Rabbi benim buradan akıt demiyor. İlla bir sebep yapıyor. Zahirde bir sebep o. Halbuki hakikatte onun dökmüş olduğu yarım maşaba su. Ondan koskoca ordu sulanır mı? Sulanmaz. İşte harikulade. O harikulade işleri de o kul teşebbüs ediyor, Allah halk ediyor. Evet. La radde li kadaihi. Cenab-ı Hakk'ın kazasını reddetti edici hiçbir şey olmadı. Ve la muakkibe li hukmihi. Hükmünü takip eden de bir şey yoktur. Ve la galibe li emrihi. Onun emrine galip olan bir şey de yoktur. Cenab-ı Hak bir şeyi tekdir etmiş. İlla ben bunu göndereceğim. Cenab-ı Hak bunu tekdir etmiş ama ben bunu koymayacağım. Daha iyi Cenab-ı Hak tekdir etmiş. Güneş her gün şerkten doğuyor. Sen bunu mu kalpten doğdun? Evet, bu kadar değil mi? Haydi. Hani Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam Nemrud'un muhavere esnasında dedi ki senin Rabbin ne iş görür? Rabbi yuhyi ve yumit. Öldürür, dirildir. Bu sefer işi muharateye getirdi. Mahpusten iki adam getirdi. Birisinin boynunu vurdu, birisini de azat etti. İşte ben de bu bak azat ettiğimi dirilttim, bunu bir öldürdüm. En öfkeli. Bu baktı ki muğalete İbrahim Aleyhisselam dedi ki benim Rabbim güneşi şerkten getiriyor. Sen de kalpten fethi bir hamil el-mağrib. Sen de kalpten getir. Febhi tellezi kefer. O vakitte Nemrut durdu kaldı. Sen de madem gazayı kader bir gazayı reddedecek olursansa senin ömrün mesela kaç yaşında? 60-70. Sen de ki ben 500 sene yaşayacağım. Haydi. Tahir et bakalım. Yok edemezsin. Benim saçım bitmesin, ağarmasın. Mesela birçok şeyler var. Bir tane değil ki. Evet. Ve bir de var. Cenab-ı Hakk'ın bir hükmü tecelli etmiş. Bunu takip ediyor. Bak o hükümde. Suçlu mu, suçlu mu? Cenab-ı Hakk'ın bu hükmü yerinde mi, değil mi? Bir hakim bir hükmü verirken bu hüküm isabet etti mi yetmedi mi bunu ne yaparlar? Temyize havale ederler. Temyize tetkik ederler. Doğru olup olmadığını ondan sonra tesdik ederler. Cenab-ı Hakk'ın hükmünü de böyle bir temyiz eden, takip eden bir heyet var mı? Haşa ve kella. Cenab-ı Hakk'ın hükmünü takip eden bir şey olmaz. Zaten olsa ilah olmaz o. Kendinin fevkinde bir heyet onun hükmünü takip ediyor. Bu hatadır, bu doğrudur dese Neuzu billah, o vaat Allah olmaz. Cenab-ı Hakk'ın fevkinde bir kimse yok ki. Şairin birisi diyor ya, kesmeseydi dilimi mikrasi la yüselile e'tirazîler idim ben hikmetullah'a bile. Eğer Cenab-ı Hak la yüselü emma yefel dedi, insanların dilini kesti. Cenab-ı Hak yaptığından sual olunmaz. Eğer bu ayet bir makas gibi dilimi kesti, eğer bunu kesmeseydi Allah'ın hikmetine de itiraz ederdim. Canım işte şunu niye halk etti? Canım bunu bile niye yaptı Cenab-ı Hak? Canım işte bir yağmuru niye yağdırdı? Yani bir güneşi niye doğdurdu? İşte niye bu toprağı tuzlu yarattı? Niye bu toprağı kuru yarattı? Niye Hicaz'a su vermedi? Mesela her şeyi itiraz eder. Bir hacı gelmiş, Uhud, Uhud, Uhud demişler, işte Uhud dağı bu. Ya Uhud, 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 biz de dediğimiz Uhud, ne ağacı varmış, ne suyu varmış. Şimdi itiraz ediyor orada. Az sonra da adam pat diye düşüyor, ayağı kırılıyor. Antep'e geldi, topal geldi. İşte dediler, sen eğer Allah'ın hikmetini itiraz ettiğinden düştün, ayağın kırıldı. Demek ki bir dağın sevgili olması için onun nazarında ağaçlı olacak, sulu olacak da sevgili olacak. Cenab-ı Hak sanki suya ağaca mühtaç idi. Cenab-ı Hak onu sevmiş, ağaçlı su, 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 su. Kendisine kıyas ediyor.
Kesmeseydi dilimi mıkras ile yüsel ile. Mıkras. Mıkras. Mıkras esasen de mıkras diyor. Mıkras ile yüsel ile tahturu. Kesmeseydi dilimi mıkras ile yüsel ile mıkras ile yüsel ile itiraz eylerdim ben hikmetullah'a bile. Ve la galibel emri. Allah-u Teala'nın emrine galip kimse olamaz. Cenab-ı Hak bir şeyi murad etti mi hiçbir kimse onu gönderemez. İlle o olacak. Âmennâ, biz iman ettik. Bizalike, buna, küllihi, hepsine. Ve eyqannâ, iqan ettik. Yakinen bildik ki enne küllen, bunların hepsi min indihi, Cenab-ı Hakk'ın indindendir. Ve enne Muhammeden, Hazreti Muhammed abduhu, Cenab-ı Hakk'ın kuludur. Öyle kulu ki el Mustafa, ihtiyar olmuş, seçilmiş, sevilmiş. Ve nebiyyuhu, peygamberidir. Öyle nebisi ki el müçteba, ihtiyar olunmuş. Ve Resuluhu, Resuludur. Öyle Resulü ki el-Murtada, Cenab-ı Hak razı olmuş, onu Resul yapmış. Ve ennehu, Hazreti Muhammed, Hatem-ül Enbiya, peygamberlerin sonuncusudur. Ve İmam-ül Etkiya, müttakilerin imamıdır. Ve Seyyidül Mürselin, peygamberlerin ulusudur. Ve Habibi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbisinin de Habibidir. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.